Mutlu günler sevgili izleyenler. TV Bu Spor ekranlarında, tenis raporunda sevgili Niko Yenibayrak ve Onur Akmeniş'le beraber karşınızdayız. Yılın ilk Grand Slam'ini tamamladık Avustralya Açık'ta. Şampiyonlar belli oldu. 2017 yılının ilk Grand Slam şampiyonları belli oldu. Rafael Nadal'la Roger Federer arasında geçen tekler finalinde geçen o muhteşem maçın ardından kazanan 5 sette Roger Federer olurken Serena Williams ve Venus Williams arasındaki kardeşler finalinden de gülerek ayrılan taraf Serena Williams oldu 2 sette beraber. Her iki maçı da konuşacağız ama detaylı olarak beraberce konuşmaya başlamadan evvel hemen erkekler finalinin detayları geliyor ekrana. Tenis zor bir spor. Beraberlik yok. Ancak eğer seçme şansım olsaydı bu gece Rafa ile şampiyonluğu paylaşmaktan mutluluk duyardım. Bu sözler kariyerinin 18. şampiyonluğuna unutulmaz bir finalde Rafael Nadal'ı geçerek ulaşan Roger Federer'e ait. Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık, belki de kariyerlerinin sonuna geldiği düşünülen ve bir daha büyük bir şampiyonluğa ulaşması beklenmeyen iki efsaneyi Roger Federer ve Rafael Nadal'ı karşı karşıya getirdi. Bu iki ismin mücadelesinin 5 sete uzaması kaçınılmazdı. İzleyenler tabii ki heyecan dolu saatler yaşayacaktı ve tabii ki bu maç herhangi bir final veya oyuncunun ulaşabileceği seviyenin ötesine geçecekti. Roger Federer dizindeki sakatlık nedeniyle 6 ay kortlardan uzak kalmıştı. 35 yaşındaki raket dünya sıralamasında 17 numaraya kadar gerilemiş, genç ve hızlı rakiplerinin kendisini geçmesini izlemişti. Rafael Nadal ise bir Grand Slam'de yarı final heyecanı yaşamak için tam 31 ay beklemek zorunda kalmıştı. 30 yaşındaki raket 2008 ve 2010'da şampiyonluğa ulaştığı Wimbledon'da son 4 yılda dünya sıralamasında 100, 135, 144 ve 102. basamaklarda bulunan isimlere elenmişti. Toprağın kralı son 2 sezonda kendi hanedanlığında Stan Wawrinka ve Novak Djokovic'in Roland Garros şampiyonluklarını izlemişti. Dolayısıyla Federer ve Nadal'ın 35. randevusu iki efsane içinde bambaşka anlamlar taşıyordu. İlk seti 6-4 ile hanesine yazdıran taraf Federer'di. İkinci sette kontrolü daha iyi sağlayan taraf Nadal'dı ve 6-3 ile setlerde durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sette Nadal'a yalnızca bir oyun şansı veren Federer, dördüncü seti 6-3 kaybetti. Böylece iki efsanenin mücadelesinde kazanan 5. set sonunda belli olacaktı. Federer 4. setin sonunda tıbbi mola aldı. Final bölümünde rüzgarı arkasına alan taraf Nadal gibi görünüyordu. İspanyol raket servis kırarak başladığı sette 3-1'lik üstünlüğü yakaladıktan sonra birçok otorite artık Nadal'ın şampiyonluğa ulaşmaya çok yakın olduğunu düşünüyordu. Ancak Federer eşine az rastlanan bir performansla harika bir geri dönüşe imza attı. Maçın yoğunluğu ve baskısı artsa da Federer Nadal karşısında 5 oyun üst üste alarak kariyerinin belki de en özel zaferine ulaştı. Kendime yalnızca rahat oynamam gerektiğini hatırlattım diyen İsviçreli raket, böylece 18. Grand Slam şampiyonluğuna imza atarken 3 Grand Slam'i 5 kez kazanan ilk isim olarak da tenis tarihine geçti. Federer dünya sıralamasında da ilk 10'a geri dönüş yaptı. Nadal ise finali kaybetmiş olmanın hayal kırıklığını yaşasa da son 2 sezonda yaşadığı düşüşü durdurmanın ötesinde her şeye karşın en üst seviyeye geri dönmenin verdiği mutluluğu yaşadı. Toprak Kort'un kralı unvanına sahip Nadal, maçın ardından Roland Garros'ta en iyi formuyla mücadele edeceğini de sözlerine ekledi. Böylece 2008 Wimbledon finalinden sonra 2017 Avustralya Açık finali de tenis tarihinde Federer Nadal'ın unutulmaz maçları arasındaki yerini aldı. Geriye ise eski günlerine dönen büyük ikilinin sezonun devamında neler yapacağını merakla bekleyen tenis severler kaldı. Muhteşem bir maçtı. Gerçekten hani ilk 4 set belki tenis olarak çok fazla ralliler izlediğimiz, çok fazla doyurucu anlar yaşatan zamanlar olmadı ama özellikle 5. sette Nadal'ın 3-1'e gelmesi ve Federer'in 3-1'den sonra 6-3 ile o seti de ve şampiyonluğu da alması. Yani aslında hani maçtan ziyade o kadar çok güzel hikaye var ki işin içerisinde, maçın içerisinde. Tekrar bu ikiliyi 2009 Avustralya Açık'tan sonra, hani Avustralya Açık üzerinde konuşacak olursam burada görmek ve hani Nadal'ın Federer karşısındaki psikolojik üstünlüğünü de ele aldığımız zaman Federer'in bunu da yıkıp geçmesi ve 35 yaşında bunu yapması, ikisinin de bu sakatlık döneminden sonra bir Grand Slam finalinde karşı karşıya gelmesi. Ya çok fazla konuşacak şey var. Tabii. Öncelikle size Sinem Ökten'e bir teşekkür ederim. Güzel, çok güzel bir bant yazmış. Sinem Ökten'in eline koluna sağlık, ağzına sağlık diyelim. Öyle başlayalım.
Yani bu teknik olarak konuşmaktan ziyade daha öncesinde maçın tabii ki bu önemini konuşmak lazım ki Federer ve Nadal'ın yıllar sonra tekrar finalde buluşması yani neredeyse tenis camiasının %90'ın istediği, %95'in istediği bir şeydi evet. Ve oldu. Şu an bütün tenis camiası çok mutlu. Nadalcılar da mutludur bence. Kaybetmelerine rağmen finalde gerçekten müthiş bir performans sergiledi Nadal ve Fransa Açık içinde çok olumlu sinyaller verdi. Daha önümüzde 4 ay var. Umarız bir sakatlık veya başka bir şey olmaz. Nadal Fransa Açık'ın yeniden en büyük favorisi konumuna oturtabiliriz belki şu anda yani konuşmak için erken ama Federer için de zaten hep buralardaydı Federer. Final, yarı final, son 10 turnuvada büyük maçlar oynadı ama Djokovic'e, Wawrinka'ya karşı pek şans tutmuyordu. Bu sefer onların yolundan çekilmesiyle, Murray ve Djokovic'in yolundan çekilmesiyle finale kadar yükseldi ve bu şansı da gerçekten Nadal'a karşı çok iyi kullandı ki geçen haftaki yanımızda da söylemiş, konuşmuştuk Nico'yla. Ben Federer'in bir adım önde olduğunu düşünüyordum çünkü artık o Nadal'la head to head'deki o ezici üstünlüğün Nadal'ın artık Federer'in kafasında değil. Federer bunu aştı çünkü uzun bir zamandır oynamıyorlar. Son maçı zaten Federer kazanmıştı. Federer bir adım öndeydi. Son sete kadar Nadal çok iyi mücadele etti. Nadal oradaydı ama Federer 3-1 geriden gelip bunu başarması gerçekten başka bir boyut. Yani alışıldık Federer-Nadal maçlarının dışında bir senaryoyla ilerledi. Bir kere çok erken aldı topları Federer ve çok atak oynadı. Her zaman baseline içinde oynamaya gayret etti. Servisi çok iyiydi. İlk servis yüzdeleri %65'in altına hiç düşmedi maç boyunca. Çok kritik yerlerde kritik ace'ler attı ve daha maç sonu ESPN'e verdiği röportajda da işte neler konuştunuz antrenörünüzle diye sorulduğunda tamamen mental olduğunu, teknik olarak çok iyi durumda olduğunu bana söylediler. Mental olarak mental sorunlarını bir geride bırakacaksın, aşacaksın, hiç kafaya takmayacaksın, puan puan gideceksin. Ve ben de puan puan gittim. Çok iyi servis attım kritik yerlerde. Ayaklarım çok iyi gitti. Erken alabildim. Backhand'i inanılmaz bir backhand. Yani zaten finale gelmeleri inanılmazken biri Federer backhand'i sayesinde ayakta kalacak. 5. setteki en kritik puanlarda gerçekten inanılmaz açıyla gönderdiği backhand'leri vardı ki Federer backhand'inin yardımıyla Nadal'ı 5 sette geriye düştüğü bir maçta yenecek deseler buna da kimse inanmazdı. Ama o kadar çok şey istedik ve o kadar çok şey oldu ki bu turnuva boyunca. Yani finale çıkılsın dendi, çıktılar. 5 sete uzasındandı, uzadı. Orada bir geri dönüş oldu. Uzun yıllar unutulmayacak. Belki de Federer Nadal tarihinde 2008 Wimbledon'da birlikte en heyecanlı ve gerilimli ve şöyle güzel maçı oldu. Evet. O konuda sana katılmıyorum. Heyecanlı ve gerilimli maç olduğu konusunda. Belki Federer ve Nadal taraftarı için öyledir ama hattımızda Can Hoca var. Çağla Büyükakçay'ın koçu. Çağla ile beraber büyük bir başarı yakaladılar. Büyük bir ivmeleme yakaladılar. Onun da Avustralya Açık turnuva genelindeki fikirlerini ve Çağla özelindeki fikirlerini alacağız. Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Gerçekten harika bir turnuvayı geride bıraktık. Çok sürpriz oldu açıkçası hem Williams kardeşler hem Federer-Nadal finali. Siz turnuva geneli hakkında neler söylersiniz? Yani gerçekten herkesin dilediği gibi bir turnuva oldu yani. Herkes başından beri Federer-Nadal'ın final oynamasını istiyordu. Tabii ikisi de uzun zamandır sakatlıklardan dolayı ağır verdikleri için pek de gerçekçi bir istek olarak görünmüyordu ama herkesin unuttuğu bir şey var. Bu iki oyuncu çok büyük iki oyuncu. Çok büyük başarılar elde ettiler. Teniste her zaman çok büyük başarılar elde etmek kolay değil. Bu oyuncular da tabii ki bir düşüşe geçtiler zaman zaman sakatlıklarının da verdiği şeylerle. Ama herkes yok saydığı zamanlarda da ortaya çıkmasını bilebiliyorlar böyle büyük oyuncular. Djokovic'in erken elenmesi, Murray'nin daha sonra elenişi. Tabii ki bence de iyi oldu ama yine de hani Federer defalarca kez Murray'di yani. Şu turnuvadaki oyunuyla bence Murray yine yenebilirdi yani. Eğer Zverev Murray'i yenmeseydi de. Ama tabii ki bence Federer için daha iyi oldu Zverev'le oynaması. Çeyrek finalde. Onun dışında tabii baktığımız zaman Nadal'da gerçekten zaten turnuva başından beri çok sağlam geliyordu. Çok büyük oyuncular bunlar. Belli sıkıntılar olmadıkları zaman her zaman çok iyi performans gösteriyorlar. Bence finalde de ikisi de çok sana katılmıyorum olur burada bende.
Yani çok heyecanlı bir final oldu. Daha nasıl bir heyecanlı bir final olacak ben anlayamadım. Hocam şu Can açıdan hocam, diyorum çünkü 2008 yılında izlediğimiz bir final vardı hatırlarsınız. Yani tabii ki biliyorsunuz ve... Yani ama gelmiş geçmiş en iyi maç olarak gösteriliyor. Yani her maç öyle olacak diye bir şey yok. Bu maç oldukça sonu heyecanlıydı bence. Yani bizim için çok heyecanlıydı herhalde. Senin heyecan eşliğin bayağı da artmış. Yok hocam, tabii ki Federer ve Nadal taraftarı için oldukça heyecanlı. Çünkü finalin ucunda çok büyük şeyler var burada. Bence Federer'in 18. Tenisçilerin hepsi için çok heyecanlıydı. Açıkçası öyle söyleyeyim ben sana. Peki oyun olarak bakarsak hocam, oyun olarak daha önce oynanan finallerden, atıyorum Djokovic'le Nadal arasındaki bir finalden veya Murray ile Djokovic arasındaki finalden farkı vardı. Evet, Murray'i karıştırmıyorum ama yani oyun olarak eski Federer-Nadal maçları kadar heyecan verdi mi size bu maç? Yani taraftar... Bana verdi, açıkçası bana verdi. Bana gayet heyecan verdi yani. Daha nasıl tenis oynayacaklar ben düşünemiyorum yani. Bundan da iyi oynarlarsa zaten. Zaman zaman uzay tenisi oynadılar. Ondan da ötesini ben düşünemiyorum zaten. Can hocam, bir de bilmem katılır mısınız? Sonuçta Roger Federer'de, Rafael Nadal'da tenislerini farklı bir noktaya evirmek zorunda kaldılar. Bu yaşadıkları hem sakatlıklar hem de farklı konular sebebiyle. Tabii ki katılıyorum. Belki, hem de ilk 4 sette evet belki biraz daha tenis adına çok uzun ralliler izlediğimiz bir maç olmadı ama özellikle 5. setle beraber iş çok farklı bir boyuta taşındı. Artık Nadal'da, Federer'de puanları olabildiğince çabuk bitirmenin peşinde tabii ki. Zaten Federer biliyorsunuz. Burada yani bu maçta kesinlikle kendini hazırlamıştı. Ben live backhand vurmayacağım diye ve sadece tüm backhand vurdu ne olursa olsun. Ki ben bazen daha fazla slice kullanabileceğini düşünüyordum kendi açımdan. Ama Nadal da bence çok akıllı oynadığı zamanlar oldu. Federer'in üstüne attığı servisleri rahat etmediğini görünce onları çok kullandı. İyi servis atmaya başladı. Yani çok yani üstün üstündeydi iki oyuncu da. Bence yani inanılmaz oynadı Federer. Çok iyi backhand vurdu bir kere. Bu kadar backhand, yani son sette 8 tane backhand winner yapmış. Nadal'a karşı kolay bir şey değil. Evet, çok riskli oynadı ve hatta Nadal da sonrasında açıklamalarında bunu söyledi. O kadar riskli oynadı ve o kadar içerideydi ki topları. Yani o kadar risk almasına rağmen gerçekten müthiş. Maç belki de son zamanların en iyi backhand performansı diyebilir miyiz Federer? Maç sayısında da zaten çizgiye vurdu. Yani, yani Federer gerçekten daha önceki, orada katılıyorum mesela uzun zamandır oynamamaları. O biraz ona yaradı çünkü Nadal'a karşı çok yani uzun süre bazen kazanamadığı zamanlar ona mental olarak bu. Bir baskı oluşturuyordu ama şimdi uzun zamandır oynamıyorlar. Farklı bir yaklaşımda bu, bence bu maça çıktı. Bence de çok akıllı, iyi oynadı. Tabii ki ikinci set ve dördüncü set iyi oynamadı ama yani her zaman da iyi oynayacaksınız bir şey diye bir şey yok. Karşınızda da Rafael Nadal var. Bence Rafael Nadal çok formdaydı bu turnuvada. Çok hazırdı. Yine eski şeyine doğru gelmiş bir durumdaydı. Zaten bu yani aldığı galibiyetler de bunu gösteriyor. Onun için de bence son set hele yani inanılmaz tenis oldu. Kesinlikle. 4-3'teki puanlar falan, o 26 rallilik puan gerçekten o, yani o maçın o bölümünde yani oynanması en zor puanlardan. Ve gerçekten ben zevk aldım yani. Ben tabii Federer taraftarı oldum ama ben Nadal'ı çok takdir ediyorum, seviyorum tenisçiler olarak. Yani benim için birinci Federer, ikinci Nadal her zaman. Onun için gerçekten çok keyif olarak seyrettik. Sadece ama tenis olarak bakmamak lazım tabii. Bu iki oyuncunun mental duruşları hem saha içinde hem saha maç bittikten sonra bu kadar büyük bir mücadelenin arkasından verdikleri demeçler, o gösterdikleri olgunluk, her şeyleri gerçekten tenis için çok önemliler. Yani bu sporun içinde bulunan biri olarak bu iki büyük şampiyonu yani seyretmeye doyamıyorum ve her zaman onlardan çok şey öğreniyoruz. Her şey olarak. Çok çok önemliler bence sporumuzun geleceği için de. İnşallah olabildiğince oynayabildikleri kadar oynarlar. Hocam peki Ivan Lubic için etkisi hakkında birkaç kelam edecek olursak eğer, neler kattı acaba Federer'e bu kısa süre içinde? Şimdi biliyorsunuz Federer antrenörsüz olduğu zaman da yani Severin Lubic'in dışında hiç kimse olmadığı zaman da Grand Slam şampiyonlukları kazandı. Stefan Edberg'le bence iyi gittiler. Stefan Edberg biraz daha onun daha fazla fileye çıkması konusunda bence ikna etti onu. Daha fazla fileye gitmeye başladı ki bence doğru bir karardı. Onun dışında Lubic'le ben yani Marcel'le çalıştığım zamanlardan biliyorum. Onlar beraber antrenman yaparlar ve gerçekten iyi arkadaşlardı.
Yani bu tabii Federer yaşına gelmiş bir oyuncunun, bu kadar büyük başarılar elde etmiş bir oyuncunun artık güvenebileceği kişiler işte tabii ki ona tavsiyelerde de bulunuyor. Gibisinin de iyi bir tenis kariyeri vardı. Böyle insanların yanında bulundurmak istediğini düşünüyorum. Eski üst seviye bir oyuncu. Tabii ben sadece öyle çok oyununu zaten biliyorsun Federer'in oyununu yani herkes hayran ve inanılmaz bir oyunu var. Ne kattı derseniz ben çok fazla eskiden belki bekentinin düzelmesinde katkısı olmuştur. Yani ama gerçekten en önemli şeyin burada kendine yakın, kendine kendi güvendiği ve iyi bir arkadaşı olduğu için ben ekibine kattığını düşünüyorum. Yoksa Federer daha önce sadece Severin Lutfi'yle olduğu zamanlarda da antrenörsüz gibi gözüktüğü zamanlarda bile Grand Slam şampiyonlukları kazandı. Ama ben Stefan Edberg'in gerçekten şu anda artık ekipte olmasa bile olduğu dönemde Federer'e katkısı olduğunu düşünüyorum. Ama galiba az önce de altını çizdiğiniz gibi Can Hocam sanki çok mental bir durumdan bahsediyoruz. Zaten Federer'de yaptığı açıklamada diyor ki kendime dedim ki maç öncesinde özgürce oyna. Burada her zaman cesur oynayan ödüllendirilir. Ve zaten teknik olarak apayrı bir noktadaydı. Yani çok iyi olduğunu zaten turnuva boyunca gördük ama sanırım bu mental açıdan kendisini bu denli rahatlatması da bu galibiyette büyük bir rol oynadı. Kesinlikle, zaten o kadar özellikle ilk set o kadar temiz, o kadar agresif, o kadar net oynuyordu ki orada zaten şampiyonluğun geldiğinin sinyallerini veriyordu adeta. Zaten kilit nokta bence ilk seti kazanmasıydı, ilk seti kaybetseydi. Her şeyin çok daha zor olacağını düşünüyorum. Genelde çünkü Nadal'a karşı ilk seti kaybedince kaybediyor Federer. Ama gerçekten dediğiniz gibi yani mental olarak rahat olduğu zaman, fiziksel bir problem olmadığı zaman ki şimdi bacağında bir problem vardı ama çok uzun süre hazırlandı. Zaten 10 küsur senedir çalıştığı kondisyoneri var Pierre Paganini. Her ne kadar Federer'in hani fiziksel anlamda çok örnek gösterilmese de ben korttaki hareket olarak yine bir Nadal Djokovic kadar olmasa da çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hocam bu final özelinde Federer'in bu hareketliliği, kortun hareketliliğinde verdiği 6 aylık aranın bir önemi var mı sizce? Yani 6 aylık tabii arada daha fazla kondisyona yöneldiğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir zaman böyle bir kondisyon çalışabilecek bir zaman olmuyor biliyorsunuz. En fazla birer 1,5 ay ara verebiliyoruz. O bu arada tabii inanılmaz da iyi bir kondisyoneri var çok uzun zamandır onunla beraber olan. Kesinlikle etkisi olmuş olabilir yani bu kadar uzun süre onunla çalışmış olmasının. Peki ATP turun son olarak bu seneki geleceği nasıl görüyorsunuz? Şimdi Federer ve Nadal müthiş bir forma çıktılar. Djokovic düşüşte, Murray sabit gidiyor diyelim ve Del Potro gelecek. Raonic var, alttan gelen Zverev gibi büyük... Dimitrov var. Dimitrov var, tabii Dimitrov da bu turnuvada mükemmel oynadı. Dominik Thiem var. Gerçekten çok güzel oldu şimdi Federer'in rolunda eski form seviyelerine ulaşmaları. Diğer oyuncularla beraber bugün Nadal 6, Federer 10 numara oldu. Tekrardan ikona döndüler. Bu sene gerçekten çok daha zevkli olacağını düşünüyorum ATP Tour'da. Bilhassa Federer'le Nadal'ın olması. Ben zaten dün herkesin, bütün oyuncuların tweetlerine bakarsanız, profesyonel oyuncuların, bu iki oyuncunun ne kadar olumlu yönde ATP Tour'u etkilediğini görebiliriz. Peki Can Hocam, biraz da Çağla tarafından turnuvayı değerlendirmek isteriz, konuşmak isteriz. Yani sizin için orada bulunduğunuz dönem nasıl geçti? Çağla ilk defa ana tablodan katıldı bir Grand Slam'e ve dolayısıyla bu bizim için de tabii ki kuşkusuz çok önemli. Sizin oradaki deneyimleriniz nasıldı, neler söylersiniz? Şimdi tabii bu sene bizim biz iyi bir hazırlık dönemi geçirdik esasında. Çünkü hiçbir zaman 5 haftalık bir hazırlık dönemimiz olmuyordu. Maksimum 3 hafta oluyordu. Bu sene çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Sonra bir turnuva oynadık Aralık'ta. Ondan sonra tekrar bir 10 gün hazırlık dönemi geçirme fırsatımız oldu. Ardından önce Shenzhen'de ilk turnuvamızı oynadık. Orada Konta'ya kaybettik. Yani zor bir kura çektik. Sonra Auckland'da yine istemediğimiz bir mağlubiyet. Orayı pek bir unutmak istiyoruz. Pek istediğimiz gibi geçmedi zaten orası. Ama Avustralya çağı 10 gün önce oraya gittik ve çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik orada.
Çok formdaydı Çağla. Maçta da çok iyi oynadı Dodi'ne karşı. İlk set biraz şanssız gitti. İkinci seti kazandıktan sonra son set 1-0 öndeyken ikinci ve üçüncü oyunu 30-0 ve 15-40'tan kaybetmesi maçın kırılma noktalarından biri oldu. O orası bize dönseydi maçı kazanabileceğini düşünüyorum ve kazandığı bir maçla daha sonra daha da iyi şeyler yapabileceğini düşünüyordum. Çünkü gerçekten iyi bir noktaya gelmişti form düzeyi. Ama olmadı. Rakip de yani Dodin de iyi bir oyuncu. Genç iyi bir oyuncu. Fransız tenisinin geleceği olarak gösteriliyor. Yani ben performansından oldukça memnunum. Hatta maçtan sonra da direkt maç biter bitmez Çağla'yla konuştum bir yarım saat kadar ve yani doğru yolda olduğumu söyledim. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece çok iyi çalışıyor. Çok istekli, arzulu, disiplinli. Bu sene daha yani geçen seneki kadar en az. 200'de kalmayı başarmayı daha da yukarılara çıkmayı istiyoruz ama öncelikle hedefimiz 200'de kalmak. Şimdi önümüzde yine zorlu turnuvalar var. Fed Cup oynayacak önce. Ardından Doha'da wildcard aldık ana tabloya. Dubai'yi oynayacağız. Kuala Lumpur oynayacağız. Bu turnuvalarda iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz. Tekrardan bir yukarı doğru bir ivme yakalamak istiyoruz. Umarız hocam biz de Çağla'yı daha yukarılarda sizinle beraber görmek istiyoruz. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler Can hocam. Çok sağ olun. Değerlendirmeleriniz için. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Evet Can hocanın da genel evet. olarak görüşü özellikle Federer, Nadal finaliyle ilgili keyifli oldu. Sen neden acaba zevk almadın Onur? Ben finalde zevk almadım demedim. Tabii ki büyük heyecanlı bir final. Heyecan konusunda tamam ama oyun anlamında yani eski maçları arattı. Evet maçın 5. setinin ilk veya 2. oyundaydı. 18 vuruşluk bir ralli evet. oldu. Maçın en uzun rallisiydi henüz 5. sette. Sonrasında 26 vuruşluk oldu. Servislerinde ikisi de çok tehdit etmediler kazandıkları oyunlarda. Hatta oldukça rahat kazanmış oyunlarda. Buraya gelene kadar daha zorlandıkları oyunlar oldu. Yani alıştığımız Federer-Nadal maçlarının çok dışında ama Nadal'ın bir avantajı daha önce Onur'la konuşmuştuk. Yani finale gelmeden önce yarı finalde bir replika Federer'le oynadı. Neredeyse birbirine çok yakın tarzları olan. Bence o maç daha heyecanlıydı Niko. Yani o maç daha tenis açısından daha hareketli ama bir maç. Ama o da işte Federer'le diğer oyuncular arasındaki farkı gösteren çok güzel bir örnek oldu bizim için. Dimitrov hem ayakları daha hızlı. Hem daha fazla güç üretebildi geri çizgiden. Hem backhand'de daha sağlam durdu ama hızlı vurmak, topa güçlü vurmakla topu doğru yerlere vurmak arasında gerçekten dağlar kadar fark var. O kadar güç kullanmadan, o kadar çok ayak hareketleri yapmadan da işte o açılı backhand'ler, ters kortun zor yerlerine atılan forehand'lerle işi bitirdi ve aslında işin aslında teknik kısmının hala ne kadar önemli olduğunu ve 35 yaşında hala bu seviyede nasıl oynuyor olduğunu bir sinyalini verdi. O yüzden çok önemliydi bu. Nadal için bir avantaj gibi gözüktü ama bunu da yadsıyamayız. Nadal uzun bir maç oynadı ve bir gün daha az dinlendi. Artık 25 yaşındaki Nadal da değil, 30 yaşında ve eskisi kadar fiziksel oynamamaya da çalışıyor dikkat edersek. O da puanları kısa tutma gayesinde. O hala o keskin forehandine tam olarak ulaşabilmiş değil. Onu arıyor biraz da. Bu yüzden de yakın bir maç oldu. Evet ama Dimitrov kadar heyecanlı da olmamış olabilir. O kadar draması 5. sete gitmesi dışında ve 3-1'den dönmesi dışında Federer'in yoktu ama Federer 5. sette Nadal'ın her servis oyunu tehdit etti. Kırana kadar her oyunda da servis kırma maç boyunca da böyleydi bu ayrıca. Maç boyunca da Nadal'ın çok bence burada bir şey atlıyoruz heyecan konusunda. Burada heyecanlı olan şey bence finalde Federer'le Nadal'ın karşı karşıya gelmesi. Tabii. Dolayısıyla evet belki maç içerisinde muhteşem raller izlemedik ama herkese zaten o heyecanın var olmasının sebebi bu iki raketin çok uzun yıllar sonra bir Grand Slam finalinde karşı karşıya geliyor olmaları. Dolayısıyla bu zaten herkese heyecan aşıladı. Evet az önce de zaten konuştuk Can Hoca'yla da evrilmiş bir oyun anlayışı var her iki raketinde ve evet Nadal her ne kadar eski forehand performansına ulaşmamış gibi görünse de hani bundan 2 yıl öncesine ya da 1,5 yıl öncesine sakatlıktan tekrar döndükten sonraki haline baktığımız zaman onun üzerine koyarak geldiğini farkındayız ki zaten şu an finalde Federer kez aynı şekilde yani backhand performansı sen az önce zaten söyledin ya gerçekten o kadar hızlı, o kadar içeride, o kadar baseline içinde oynuyor, topları o kadar erken alıyor ve o kadar atak ve doğru atak yapıyor ki zaten topların çoğunun da işte az önce Dimitrov'la olan farkı kıyaslarken de söylediğin içeri düşmesi ve doğru yerlerde doğru puanlar getirmesi olayı çok özetliyor belki ama bence heyecan noktasında herkesi heyecanlandıran şey
rallilerden ya da oyundan ziyade bu iki ismin finalde yer alması. Tabii canım, o heyecan zaten Perşembe Federer Wawrinka'yı yendiği an başladı. Yani bambaşka bir atmosfer. Ki turnuvanın ilk kuralları çekildiğinde, ilk iki tur oynandığında hatta kimse böyle bir şey dillendirmiyordu bile. Ne zaman önce Djokovic sonra Murray arka arkaya veda evet. ettiler. Ki yine önlerinde zor bir kura vardı. Federer önce Berdih'i tamam belki şu anki formüle dünya 9 numarasında olmayı zaten ilk 10 dışına çıktı turnuva sonrası. Hak etmiyordu. Nishikori çok uzun bir yol vardı önde. Hakeza Nadal-Zverev maçında çok zorlandı. 4. sette geriye düştü. Oradan çevirdi maçı. Dimitrov maçı çok kritik bir 5. setin 4. 3-3, 4-3 öndeydi yanılmıyorsam Dimitrov. Orada 2 tane servis kırma puanı çevirdi ki savunamasaydı bir sonraki oyun maç için servis atacaktı Dimitrov. Buralardan geldi. Yavaş yavaş insanlar önce bir acaba olur mu derken bir temenni olarak dillendirmeye başladılar ve ne zamanki Federer Wawrinka karşısında o maç puanını aldı, ya evet galiba bu gerçekleşiyor dendi ve zaten Murray Dimitrov Nadal maçı bittiği bugünden bu yana da Williams'lar finali de bence çok epik bir olay, onu da gölgede kesinlikle. Bıraktı. Yani yarattığı o hype dediğimiz, yarattığı gündem çok çok başkaydı. Ama korta işte o ilk servis atıldığında artık bunların dışında bir mücadele başlamış oluyor. Tenisin biraz 2016'nın ikinci yarısı, yani Federer'in Nadal'ın olmadığı, biraz daha sönük geçtiği tartışmaya açık bence. Tartışılabilir. Onur çok katılmıyor. Onur Nadal ve Federer'siz tenisin de bu kadar izlenmesi gerektiğini savunuyor doğal olarak. Evet. Ama bambaşka bir sayfa açtı şu an. Toprak sezonu birkaç sert kort turnuvası olacak Katar, ondan sonra Miami'in diyeyim ben. Sonra toprak sezonu geliyor. Djokovic dediğim gibi daha önce defalarca söyledik. Bence söyleyecek bir değil, birden fazla sözü var. Fiziksel çok ağır bir programı olmadığı müddetçe büyük bir faktör olacak turda. Murray biraz yoğun bir takvimde ara ara böyle kazalar olacak. Avustralya'ya çeken bir form düşüklüğü olarak değil de bir gerçekten bu arada bence turnuvanın hala en büyük anlaşılmaz sürprizi. Anlaşılmaz maç, anlaşılmaz yani olayı. Evet. Yani Zverev'in Murray'i yenmesi gerçekten inanılmaz bir olay. 5 setlik bir maçta yenmesi. 3 setlik maçta yenmesi bile bir nebze anlaşılabilir ama 5 setlik bir Grand Slam'de Djokovic'in bir gün önce elendiği ve nispeten orada da daha önce finaller oynamış ve Avustralya'da iyi performans gösteren bir oyuncu. O kafa rahatlığıyla çıkılan bir maçta bir türlü o servis voley ki evet iyi bir servis voley ama en iyisi de değil. Yani bunu daha iyi uygulayan oyunculara karşı çok rahat galibiyetleri oldu Murray'nin daha önce. Ki bu şeyi de gösteriyor aslında. Murray henüz hani Federer kadar diğer oyuncudan üstünde korku bir numara olsa bile salamıyor. Çünkü Misha Zverev'in Murray karşısında oynadığı oyunla İki tur sonra Federer karşısında oynadığı oyunu kıyaslarsak bir tur evet. sonra ilk sette Avustralya'da Melbourne'de sokaktan birini çevirmişsiniz de Federer'in karşısında koymuşsunuz gibiydi Misha Zverev. İkinci sette tamam biraz düzeldi ama o Federer karşısında oynamanın heyecanı ilk sette tamamen tutukluk yapmasına doğru Zverev'in. Onun dışında Federer'le Nadal finali evet heyecanlandırdı ama Federer zaten buralarda vardı. Yani Federer son 6 Grand Slam'in 3 yani iki yarı final, 3 final bir şampiyonluk. Yani. Onların notu aldı zaten. Yani Federer hiçbir zaman kazanamaz tarzı bir oyun sergilemedi. Nadal'ın sakatlığı nedeniyle ikinci turda, ilk turda elendiği isimler var. Hani Puy, Granollers, Verdasco, Fognini, Dustin Brown. Bunlar Grand Slam'lerde yenildiği isimler Nadal'ın. Nadal fiziksel sorunu nedeniyle burada olması, bir Grand Slam finalinde olması evet herkesi heyecanlandırdı ama Federer zaten buralardaydı. Federer'in son 10 Grand Slam'de 4 kez Djokovic'e, bir kez Nadal'a, bir kez de Wawrinka'ya yenildiğini söyleyelim. Hani o sürpriz yenilme sayısı çok az Federer'in. O geliyor bir yere kadar ama artık hani oyununu Djokovic uyduramadığı için belki veya Wawrinka uyduramadığı için eleniyordu. Şu an 6 aylık ara, Can Hoca da hak verdi burada biraz. 6 aylık ara gerçekten Federer'e yaradı. O kondisyon yüklemesi yaptı ve kortta adeta uçuyordu finalde gördük yani hepimiz. Ama bundan sonrası için nasıl olacak? Şimdi Federer'in takvimi nasıl planlanacak? Belki birkaç turnuva çıkartacaktır önce Bahar ayına kadar. Yani bu sezon öyle bir avantajı var. Çok takvimden. Toprak kort turnuvası oynamayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani. Evet, kesinlikle. Belki Roland Garros artı ya Monte Carlo ya Roma ya Madrid ki Madrid en hızlı kort aralarında toprak kortların. Bir ihtimal onlardan biri veya iki turnuva oynayabilir. Yani zaten bu 6 aylık araya giderken de yaptığı açıklamayı hatırlarsınız. 6 aylık arayı veriyorum çünkü bu benim 2-3 yıl daha tenis oynamam için evet. gerekli bir ara diyordu. Şimdi iyi bir takvim planlamasıyla. Ya devam edeceğim, daha erken bırakacağım ya da bu arayı verip daha uzun süre oynayacağım. Yani Wimbledon için de büyük bir eder. İyi bir takvim planlamasıyla belki Wimbledon'da da şampiyonluk elde edebilir. Belli olan Djokovic'in yani durumuna bağlı. Daha ileri gidiyorum. Amerika açıktan sonra dünya bir numarasına yükselme şansı bile olabilir. Çünkü koruyacak hiç puanı yok evet. neredeyse. Buraya zaten 2000 puanla
puanlarını koruyarak, üstüne ekleyerek bir giriş yaptı. Yani zor ama... Tabii tek başına yapabileceği bir şey değil. Diğer tenisçilerin, puanı olan tenisçilerin kazanamaması lazım. Djokovic'in kendini toparlayamaması lazım. Ama öyle bir ihtimal var. Çok değil, uzak tabii değil tabii. Şey, şöyle bir bakınırken geçmişe doğru, bu final özelinde. 2004 yılında Nadal'la Federer Miami'de ilk karşılaştıkları zaman, Federer o zaman zaten hani Grand Slam kazanmış ve hani belli bir noktaya gelmişti. Ondan sonra Nadal için şöyle bir ifade kullanmıştı maç sonrası açıklamalarında. O kadar yüksek, o kadar spinli ve kendimi o kadar spinli geliyor ki toplar. Bunu bir türlü bir çözüm bulamadım ve bulamadığım için de olmadı, kaybettim şeklinde bir açıklaması olmuştu. Bugün baktığımız zaman aslında dünkü maça yine Nadal'ın Federer'in backhand'ine çok yüksek spinli toplar gönderdiği zaman Federer'in böyle çözümsüz kalabildiği anlar oldu. Birkaç tane böyle puan oldu hatırlarsanız. Ama sanırım Federer'in backhand'inin bugünkü, daha doğrusu işte dünkü finalde çok ciddi bir etkisi oldu. Can Hoca da söyledi, artık slice yapmıyor ve Nadal'ın o toplarını korkusuzca vuruyor. Ayrıca servislerinde de eskiden chip return yapardı backhand'lerde. Evet. Yani slice var, chip return'lerle kısa toplar düşürürdü Nadal'ın tarafını. Artık vuruyor yani. Nadal'ın dışarı, altına soluyla çok iyi dışarı girip, çıksa da vuracak. Çünkü zaten chip yaptığı zaman Nadal %90 kazanacak puanı. Hı hı. Kendisi gidiyor ki en azından kendi hatamla olsun. %60 ona gelecektim. Yani backhand'ini artık 35 yaşında o kadar farklı bir noktaya taşımış ki Federer. Ya taşıdı ki bu 6 aylık arada artık kendine ne yaptıysa o kadar bambaşka bir boyuta taşımış ki bundan sonra yani durabileceği bir nokta yok. Çünkü şu an özgüven anlamında da kendisini farklı bir boyuta taşıdı yani bu finalde Nadal'ı yenmesi. Tabii ki Nadal eski Nadal değil ve Federer zaten Nadal buralarda yokken buralarda yarı finaller finaller oynamaya devam ediyordu ama yine de bu bambaşka bir eşikti bence onun için. Ve o backhand performansı turnuva boyunca ve en son Nadal karşısında Nadal'ın hani son zamanlardaki en iyi, tamam belki eski forehand değil ama son zamanlardaki en iyi forehandine karşı, topspin'in forehandine karşı o backhandleri bence bu sene Federer'in geliyorum, daha ben birkaç tane daha alırım Grand Slam. En azından Roland Garros olmasa bile, ki bence Roland Garros'un en büyük favorisi Rafael Nadal ve bence tekrar orayı süpürecek ama sanki böyle bir Wimbledon üzeri Avustralya açık olabilir gibi geliyor Djokovic'in bu düşüşünde. Yani olabilir ama Djokovic de tabii ki öyle kalmayacaktır diye düşünüyorum ben. Ya kalabilir mi bilemiyorum açıkçası. O da elma toplamayacak diyorsun. Ya tabii ağaçlara sarılmayı bırakacaktır bir yerden sonra ki. Belki de bu Federer'in ve Nadal'ın falan oynaması gerçekten onun için bir kamçı olmuştur. Can Hoca onu da soracaktım. Unuttum. Evet, Djokovic biraz rakipsiz kalmış olmanı da verdi. Yani Federer, bir boşluğa düşmüş olabilir. Federer'le en nihayette en iyi zamanlarında bile üst seviye maçlar oynadı. 2014 Wimbledon, 2015 Wimbledon, yine 2015 Amerika Açık. Yani skor olarak belki üstün gözüktüğü maçlar ama maç içinde yakın geçti. Evet. Zaten birbirine benzer tarzda oyuncular. Yani Federer'e sorulduğunda da işte Djokovic'in özel bir şey, özel bir oyun planlıyor musun? Yani biz birbirimize benzer tarzda oyuncularız. Daha iyi forehand vuran, daha iyi servis atan kazanıyor genelde bizim maçlarımıza diyordu. Belki Djokovic'te o biraz bir şey yarattı. Çünkü Nadal'la Federer'in biraz en büyük birbiri konusundaki şansı İkisinin de tepe formlarının, yani prime dediğimiz o en üst seviyelerinin birbirine denk gelmesi ve sürekli, yani Federer'in dün maç sonu ESPN'de katıldığı bir televizyon programında da aynı şeyi söyledi. Benim dedi, böyle bir oyuncu olduysam Rafa'nın sayesindedir bu dedi. Yani sürekli yeni şeyler yapmaya itti beni dedi. Sürekli oyunumu geliştirmem de bana katkıları inanılmaz oldu. O olmasaydı belki ben bu oyuncu olmazdım. Bu avamcı ilişkisi yani. Abi ne kadar güçlüyse avcı da o kadar güçlü olmak zorunda. Yoksa elimine olursunuz. O yüzden olursunuz. 2000 Roland Garros'u kazandıktan sonra tam da o sıraya denk geliyor zaten. İkisinin de hem Wimbledon sonrası işte kariyerlerine kısa bir ara vermesi. Belki o tarz mental bir sıkıntı da yaratmış olabilir. Ya da daha kolay görmüş olabilir. Bilmiyoruz ama ben buna epey yürekten inanıyorum. Yani çünkü artık 2008'den beri teniste böyle şeyler defalarca yaşadık yani. Evet. Kaç kere Federer'in, Nadal'ın bitişi ilan edildi. Yani 2008'de Avustralya Açık'ta Djokovic 3 sette Federer'e elendiğinde başlamıştı. Ondan sonra 2008 Wimbledon'da Federer'in işte arka arkaya 60 maçlık çimde kazanma rekorunu bitirip o Grand Slam'ini aldığında, Nadal'a kaybedip aldığında, ki önceki Roland Garros'ta da çok ezici bir maçta 3 sette 1 saatten biraz uzun süren bir maçta yenmişti. Ardından Wimbledon'da yenince işte Federer bitti dendi. Döndü 2009'da 3 Grand Slam aldı. Nadal için hakeza 2009'da elendikten sonra çokça söylendi. Döndü 2012'de 2013'te kusursuz sezonlar geçirdi. Djokovic 2011'i domine etti. 2 yıl o performansı sürdüremedi. Yine eskiye döndü dendi.
tenis tarihinin en iyi sezonlarından birine imza attı 2015'te. Yani spor kamuoyu, tenis kamuoyu sürekli bitirme derdinde pek akıllanmış gözükmüyorlar. O yüzden hele ki Djokovic gibi yani 29 yaşında bu kadar kolay ve keskin yorumlar nasıl yapılıyor? Ben aklım almıyor açıkçası bitti diye. Yapan var mı? Ben hiç görmedim hocam Djokovic bitti diye yorum. Yani Federer 17'yi yakalayamaz, evet. 14'ü bile yakalayamaz evet. Artık deniyor. Bu bir nevi bitti yani buralarda artık Otan çok... Otan falan da olabilir onlar, sen bakma onlara. Peki isterseniz biraz evet. Federer'le ilgili Twitter'da neler yazılmış, neler çizilmiş. Çok güzel yorumlar var tabii ki Rafael Nadal, Roger Federer finaliyle ilgili olarak ve devamında tabii ki şampiyonlukla ilgili olarak. Hemen bakalım nasıl yansımış bu şampiyonluk tweetlere. Roger Federer ve Rafael Nadal'ın 2011 Fransa Açık'tan beri ilk defa bir Grand Slam finalinde karşılaştığı Avustralya Açık finali, sosyal medyada en fazla konuşulan konulardan biri oldu. Kariyerindeki 18 Grand Slam şampiyonluğuyla tarihin en başarılı kadın tenisçilerinden biri olan Birleşik Amerikalı Chris Evert, büyük çekişmeye sahne olan ve Federer'in galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmaya ilişkin, ikisi de şampiyon ilan edilmeli ifadesini kullandı. Kadınlar tenisinin eski dünya bir numaralarından Birleşik Amerikalı Billie Jean King, Federer bize gerçek şampiyonların kazanmak için her zaman bir yol bulabileceğini gösterdi. Nadal'a da mücadeleci ve rekabetçi ruhu için teşekkür etmeliyiz şeklinde görüş belirtti. Oscar ödüllü Yeni Zelandalı aktör Russell Crowe, harika bir turnuva, Federer kazandı, Nadal çok güçlüydü ama gününde değildi yorumunu yaptı. Tek erkeklerde Wimbledon şampiyonluğu bulunan Avustralyalı Pat Cash, Federer en büyük rakibi Nadal'a karşı tenis kariyerinin en iyi oyunlarından birini sergiledi. İnanılmazdı. Spor dünyasının en mücadeleci isimlerinden Nadal'dan da harika bir performans geldi. Değerlendirmesinde bulundu. Avustralyalı olimpiyat şampiyonu yüzücü Ian Thorpe ise, "Bir daha bu iki tenisçiyi Avustralya Açık finalinde görebileceğimi düşünmezdim. Tenis taraftarları olarak kendimizi şanslı saymalıyız." diye yazdı. Gerçekten Roger Federer bir daha Grand Slam falan kazanamaz söylemlerine şöyle bir tokat attı. Nadal da geldi oradan, Nadal geri dönemez söylemlerine şöyle bir tokat attı. Güzel bir final oldu ve çok da güzel yorumlar ortaya çıktı galiba. Yani hakikaten kimsenin beklemediği bir şeydi. Herkes hazırlıksız yakalandı. Federer bile beklemiyordu. Federer ilk kura çekildiğinde, işte kuraya baktığımda hani adam mı öldürdük gibi yüzünden bir açıklaması olmuştu. Zor, Nishikori'yi geçersem, işte bir çeyrek final oynarsam benim için iyi olacak diye ki yani yıllarca 28 final mi oynadı Federer? 29. finali oldu. 18. Grand Slam'i. 29 final oynamış. Üst üste çeyrek final, üst üste yarı final, üst üste final rekorları olan bir oyuncu bile 6 aylık aranın tabii o da kendini oynamadığı için tartacak bir ortamda olmadığı için o bile temkinliydi. Yani çeyreği görürsem iyi kafasındaydı turnuvadan önce. Tabii bunlar biraz ufak akıl oyunları da barındırıyor içerisinde ama büyük ihtimalle Federer bile bana hep dediler işte Severin Ruti sürekli demiş yani sen kazanacaksın burada şampiyon öyle olacaksın. Ya, Severin Ruti'nin aralıklı bir açıklaması var. Federer'in Avustralya Açık'ta şampiyon olmasını düşünmek aptallıktır diyor. Yok turnuva başlarında verdiği maçından sonra iyice arttı. Beni o yönde motive etmeye başladılar diye konuştu. Ben tabii her zamanki maç gittiğini söyledi. Onun bile beklemediği bir durumdu. Kurasına bakınca, durumuna bakınca. Arda arda kariyerinde ilk defa ilk 10'dan 4 oyuncuyu yendi bir Grand Slam'de oynamıyordu şampiyon oldu. Yani zaten bir numara olduğu için oynamıyordu onlar. Ve 3 tane arda arda 5 setlik bir maç oynadı. Gerçekten yani 5 setlik hiç maçlar, böyle bir senaryo. Her iki taraf için ben ne öngören gördüm. Bir tek işte yılbaşı gecesi Federer'in attığı tweet vardı 18 için. Hatırlarsın. Evet. Biraz garip kelime oyunları da. Altında bir sürü böyle dalga geçen demeyeyim de ufak alaya alan yorumlar vardı ama geleceği hepimiz onu erkenden görmüş ve 18'i bu sene kazanacağını hissetmiş. Oldukça erken tamam, bakalım şey yapmış. O zaman şimdi gazeteler neler söylemiş bu muhteşem finalden sonra. Evet, bunlar dünyanın dört bir yanından gazeteler, Sport var, yine Blick var, L'Equipe var. Guardian var yine. Tabii ki... Federer'le ilgili çok güzel ifadeler var. Bir efsanenin gözyaşları diyor Sport. Yine ya, bütün zamanların şampiyonu demiş sanırım Telegrafo. Çok güzel görmüşler tabii ki birçok gazete manşetlerden görmüş Federer'in bu şampiyonluğunu. Bizim gazeteleri de almak isterdik ama evet, bulamadık ama bizim, maalesef. Evet çok fazla. tabii ki... Harrelson'ın başlığı çok hoşuma gitti. Fotoğraf kullanımı da çok iyi. Evet. Grandmaster. Büyük usta.
Büyük usta. Peki neden diz çöktürmüşler Federer'e hani sol alttakinde? Onu ben anlamadım. Neden diz çekiyorsun? O ama şampiyonluk kutlamasından sonra ilk yaptığı şeydi. Tribünleri selamlayıp hakemle selamlaştıktan sonra. Grafikon'un kullandığı fotoğraf gerçekten güzel. Öyle bir Djokovic'in de bir fotoğraf var. Evet. Onu maç içinde ben kare olarak gördüm. O anda yönetmen orayı seçti ve bundan çok iyi fotoğraf olur demiştim. Ondan sonra da fotoğrafını gördüm zaten. Hakikaten çok çok güzel bir fotoğraf. Capital Deporte'de şampiyondan daha fazlası ifadesini kullanmış. Yani şampiyonlardan daha fazlası ifadesini kullanmış. O da güzel bir ifade olmuş. Gerçekten çünkü yaptıkları açıklamalarla sadece birer şampiyondan ibaret olmadıklarını kanıtladılar. Federer de benim en büyük galibiyetim demiş. Sanırım o konuda hemfikir olacağız. Evet. Yani kariyerinin en büyük maçı Nadal'a karşı 5 sete giden bir maçı. Hı hı. 36 yaşında kazanması. Benim kariyerinde en iyi oynadığını düşündüğüm maç 2011 Roland Garros yarı finalidir. Djokovic'e karşı 41 maçlık seriyle gelmişti ve Djokovic 2015'ten bile yenilmez gözüküyordu. Hiç favorisi olmayan bir zeminde toprak kortta 4 sette yenmeyi başarmıştı. Gördüğüm en iyi performanstı ama bu da en görkemli galibiyeti olarak kayıtlara geçti. Uzun sürede unutacağı benzemiyoruz buna. Evet, unutmayacağız. İnşallah daha nicelerini izleriz hatta bu sene. Bu kadar iyi giderlerken ikisi. Bütün, başka finallerde de görmek isteriz artık. Doldurmuş olma ihtimalimiz de var. Dediğim gibi çok fazla sürreal bir turnuva oldu. Hem Williams kardeşler biraz onun da konuşacağız. Tenis sezonu için bundan daha iyi bir başlangıç düşünülemezdi herhalde. O zaman Williams'a konuşacağız dedik. Williams'lara yavaş yavaş geçelim ama arada bir Çağla Büyükakça ile ilgili bir VTR'miz var. Çağla Büyükakça'nın ismini diğer tenisçiler bakalım nasıl telaffuz edemiyor. Some players in the top 100. I want to see if you can pronounce their names. Dominik Sibulpova. You go. Nikolos Basilashvili. Oh. Lara Arruabarrena. Ah, so she rolls the R's. Victor Troicki, is that right? Well, Troicki. You get that ski in there. Irina. Kromasheva. Coco Van de Beek. Suwe Shie. Mihai Kukushkin. Facundo Banis. Agnieszka Radwanska. Jackson. Wait, take your time on this one because I know it's tough. Yak. The J is silent, yak. Ah, here we go. Ooh. This is the one. It gets everyone. I practice with her. Okay. She's an amazing girl. I don't actually address her by a name. No. I see her, I'm like, hey. Hey, you. Carla. It's Carla or Kegla? Sagla. Shagla. Bayukakai. Buyukachai. Bayakan. Buyuka. Buyukakai. That's Chala. Buyakçay. Say that one again. Buyakçay. Like Ali G. Buyakasha. Chala Buyakçay. Chala Buyukakçay. Chala Buyak. Baczynski'yi ayakta alkışlıyoruz gerçekten. Yalnız yarışmayı yapan arkadaşın da söyleyememesi. Evet, onu söyleyemem. Bir de hani biliyormuş gibi tekrarlıyor bir de yani. Alakası yok konuyla. Peki artık yavaş yavaş kadınlar finaline geçelim sevgili izleyenler. Kadınlar finalinde de yine bir başka güzel hikaye vardı kuşkusuz. Serena Williams'ın ve Venus Williams'ın karşı karşıya bir Grand Slam finalinde yeniden oynuyor olmasıydı. Tabii ki bu karşılaşmadan 6-4'lük iki setle Serena Williams galip ayrıldı ama başka bir sürü hikaye vardı bu maçın içerisinde. Gerçekten hem Serena Williams'ı hem de Venus Williams'ı ayrıca çok önemli bir geri dönüşe imza attığı için kariyerinde yeniden final oynamayı başardığı için bir Grand Slam'de tebrik etmek lazım. Tabii ki çiftlerde oynuyorlar bu arada hani onu söylemek tekler lazım ama teklerde çok bambaşka bir dünya. Muhteşem. Ya zaten kadınlar tarafında acayip hikayeler var ama finale şöyle bir özel indirgersek nasıl bir finaldi sizce kadınlar finali? Yani hatırlarsan yaz aylarında yaptığınız bir tenis raporunda sen de sana bu Eva Karlov için yine Venus Williams'ın yarı final oyunda bir turnuva Wimbledon'da sonrasında şey demiştim. Hani bu turnuvanın bu yılların tek kaybedeni var teniste son 20 yılın. O da zaman demiştim. Yani zaman gerçekten yaşlandıramadı kimseyi. Venus orada, Serena orada. Bakıyorsunuz ikisi biri 35, biri 36 yaşında. Federer 35 yaşında, Nadal belki vücut olarak 35 yaşında yani şey olarak değil ama kafa kağıdı olarak değil ama vücut olarak 35 yaşında olabilir dizlerinden dolayı. İki kardeşin birbirine karşı oynaması zaten ayrı bir baskı. Yani hele ki Grand Slam final olunca ne kadar birbirine alışık olsalar da final sonunda ikisi için de farklı bir ödül vardı. Birisi 23.
Grand Slam'ini kazanıp rekoru tek başına geçirecekti. Diğeri de 2008'den sonraki ilk Grand Slam'ini kazanacaktı ve bunu hani 36 yaşında başaracaktı. İki kardeşin birbirlerine olan bakışına baktığımızda, düşündüğümüzde gerçekten duygusal olduklarını düşünebiliriz ki Serena Williams gibi o kaya sertliğindeki mental olarak bir insanın maça girişindeki o hatalar, o panik, o hırsla birleşmiş motivasyon, hani karşısındakinin kardeşi olmadığını, ablası olmadığını düşünüyordu belki de. Yani onu düşünmek istiyordu ve bu yüzden ekstra bir motivasyonla çıktı. Fileden seken bir toptan sonra raket kırdı. Evet. Yani evet. Hiç senevimsten hani raket kırdığını gördük ama fileden seken bir topa kızıp da raket kırdığını görmedik. Daha ikinci oyundaydı bu. Gerçekten onun üstündeki baskıyı da biraz anlatan bir şeydi bu görüntü. Ama sonunda ilk 2-3 servis oyundan sonra Serena Williams artık o alıştığı çark düzenine geri döndü. O çarklar tekrar çalışmaya başladı ve yine de görece rahat bir galibiyet aldı diyebilirim ilk birkaç oyunun dışında. 23 numaralı ayakkabılarını da ayaklarına geçirip hayatına devam etti. Kırmızı siyah. Güzel. Air Jordan mıydı? Galiba, emin değilim ama. Zaten yani Jordan ayakkabısıysa evet. Yani 23 numara zaten Grand Slam. Zaten Michael Jordan mektup yolladığı ve bu başarısını kutladığı fotoğraflar yayınlandı. Gerçekten burada da tarihi bir ana tanıklık ettik yani. Modern zamanın Steffi Graf'ı geçerek asıl ulaşılmaz gibi gözüken tenis rekorlarından biriydi gerçekten. Büyük ihtimalle kadınlar tenisinde de bu güç dengeleri böyle hızlı değiştiği sürece Margaret Court'un tüm zamanlar rekorunu da kırmaya büyük bir aday. Ki o da 24 zaten. 24, bir tane kaldı arada. Bu baskı işte Amerika Açık'ta Roberta Vinci'ye sürpriz bir şekilde elendiği, oradan beri başladı aslında. Ki Patrick Muratoğlu ile çalışmaya başladığında bunun da çok uzağındaydı Serena. Hı hı. Evet hakimdi Kort'a ama hem Kort dışındaki sorunları hem işte Amerika Açık'ta hakemlerle yaşadığı o bence hoş olmayan ceza alması ve beraberinde gelişen olaylar ama birkaç yıldır artık herhalde yaşın da getirdiği bir şeyle birlikte kort içinde de çok pozitif bir halde. Kaybettiğinde her zaman rakibini onur etmeyi çok iyi bildi. Daha geçen sene burada Kerber'e kaybettiği finalden sonra olanlar zaten aklımızda. Karşıya geç, kortun karşı tarafına evet. Geçip sarılıp çok içten bir şekilde kutlamıştı. Zaten Federer-Nadal maçını da maç sonunda gördük. Bu artık tenisin doğasında olan bir şey. Bu maçı kort içi değil de kort dışı hikayeleri çok daha değişikti. Yani baba Richard Williams burada yoktu belki ama gerçekten 5-6 yaşında işte maçı anlatan Emre Yazıcıoğlu da yanılmıyorsam cumartesi günü bahsetti evet. Bu anekdottan. Bir işte Wimbledon maçı izliyor ve işte birincinin 40 bin dolar kazandığını görüp ben de kızlarımı tenisçi yapacağım diyor ki kendisinin en ufak bir tenis altyapısı yok. İşte getirttiği kasetlerden önce tenis antrenörünü öğretiyor. Sonra işte halka açık kortlarda kızlarına antrenman yapmaya başlıyor, yetiştiriyor ve biri 35, biri 36 yaşında bu iki kız tekrar tenisin zirvesindeler. Biri belki de göreceli bir kavram da olsa rakamsal olarak tarihin en iyi kadın tenisçisi. Öbürü 7 Grand Slam sahibi. Gerçekten o da sıralama yapılsa tarihin en iyi 5-10 oyuncusu içinde yer bulacak bir oyuncu. Çok zor yani izlerken defalarca sürekli ben puanlardan sonraki reaksiyonlarına çok dikkat ettim. Hiç sanki birbirleriyle oynuyormuş gibi havaları yoktu. Serena belki her zamankinden daha çok sevindi. Zaten maç sonra sevinci şimdi de görüyoruz. Evet. Venus karşıya geçip kutladı. Yani bambaşka bir nokta. Yani bu iki kardeşin yıllar boyu dönem dönem domine etmesi, birinin tarihin belki de en büyük oyuncu olması ve çok zor yollardan gelip bunu başarmaları bence muhteşem bir olay. Yani şöyle bir işte gene o tartışmalar dönmeye başladı işte Serena güçlü fiziği sayesinde, iyi servisleri sayesinde ama yani Serena iyi servisleri var evet ama geri çizgisine gerisinden yaptığı inanılmaz işler her zaman göz ardı ediliyor. Yani sadece servis olsa turun en iyi, en hızlı servisi Lisicki'ye ait mesela. Yani ya da Serena ile benzer fiziğe sahip bir sürü siyahi oyuncu var turda. Neden hiçbiri bu kadar başarılı olamıyor? Aslında şunu söylemek lazım. Bu çok sıra bir bakış açısı gerçekten. Fiziğine rağmen kortta iyi hareket ediyor. Yani evet. Normal kadın tenisçilere, normal demeyeyim, kadın tenisinin ortalamasına oranla evet daha iri yapılı bir tenisçi ama o kortta ona rağmen bu bir dezavantaj kortta hareket etmesi açısından ama bunu avantaja çevirip topları yetişiyor. Her topun peşinden koşuyor. Dışarı çıkacak topun bile peşinden koşuyor. Vurmaya çalışıyor. Yani böyle bir kararlılığı var.
Bu açıdan da tebrik edilmesi lazım Serena'nın. Ve Fransa açık, Wimbledon, Amerika açık. Bunlar artık önünde. Bu 23'te kalmayacaktır gibi gözüküyor. Geçtiğimiz sene sadece 8 turnuva oynadı. 18 turnuva oynamıştı Kerber. Son Amerika açıktan sonra bir numarayı ancak almayı başarabilmişti. Bu sene de zaten çok uzun sürmedi o. Kerber'e biraz uğurlu gelmedi. Yanılmıyorsam hiçbir yani turnuva kazanamadı bir numaraya çıktığından sonra. Evet. Çoğuna da erken elendi. Burada da biraz o sinyalleri veriyordu. Kon galibiyeti de yok. Oraya çıkmak ayrı bir şey ama gerçekten hani sizi, Dean Smith'in bir sözü vardır North Carolina koçu. Hani sizi yeteneksiz zirveye çıkartır ama karakter sizi orada tutar diye. Serena da bunun en canlı örneklerinden biri ve çok çok iyi duygusal ve psikolojik bir sınav verdi cumartesi günü. Çok gel gitli bir maç olmadı belki. Hatta turnuvanın en iyi 5 kadın maçını sayarsak aralarında olur mu oyun olarak tartışmaya açık. Ama o final maçları genelde kadınlarda öyle sonunda geçiyor. Sonunda Steffi Graf'ı geçerek ama o isim var işte, o isim olunca finalden önce o heyecan vermişti. Demek ki. Ulaşılmaz gibi. Teşekkürler Onurcu. Bizim karşılıklı atışmalarımız. Peki aslında ben bir de şuna, az önce de hani söyledik, konuştuk ama kadınlar maçında işte bu Williams kardeşlerin finalinin, Serena'nın şampiyonluğunun ardından ona kaybettiğim için mutluyum demesi mesela Venus Williams'ın, hı hı, çok değerli. Diğer taraftan Roger Federer'in keşke bir beraberlik olsaydı da teniste bu şampiyonluğu paylaşsaydım Rafa'yla demesi çok değerli. Bu değerler aslında olayı başka boyuta taşıyor zaten. Tenisin sadece tenis olmamasının sebebi de galiba bu. Evet, oyun anlamında çok iyi bir şey vaat etmiyordu ama ismi Williams kardeşlerin bir kez daha hani beraber kortta görmeye alışkınız çiftler maçlarından dolayı ama ve birbirlerine karşı bir Grand Slam'de, bir majör turnuvada birbirlerine karşı oynamaları çok önemliydi. Bence çok güzel başladık 2017'ye tenis anlamında. Ben öyle düşünüyorum. Her ne kadar heyecan olarak oyun çok fazla bir şey vaat etmemiş olsa da sevgili Onuş, ama gerçekten hareketlendirdi güzeldi tenis camiasını bu ve tabii ki diğer düşüşteki tenisçileri de hareketlendirecektir diye düşünüyorum ben. Hem Serena Williams, Kerber hareketlendirecektir, hem Federer ve Nadal, Djokovic ve Murray hareketlendirecektir. Ya bu sene gerçekten özellikle ATP üzerinde konuşmak gerekirse ben müthiş bir sezon bekliyorum. Ben de öyle. Ben tahmin edilemez Grand Slam'ler, yani hiçbir Grand Slam eskisi gibi bir veya iki favoriyle başlamayacak bu sene. Bu çok açık. Çok güzel bir şey zaten bence. Murray'nin de kariyer slam peşinde koşacak. Wawrinka'nın bu sene içinde çaktırmadan da olsa bunu yapma ihtimali var. Wimbledon'u kazanırsa. Evet. Djokovic yeni bir challenge var önünde. Eğer Roland Garros'u kazanırsa o da her turnuvayı en az iki kere kazanmış olacak. İki kere tamamlamış olacak kariyer slamini. Bu da tarihin en büyük tartışmaları yapılırken yanına almak isteyecek güçlü bir done. Diğer yandan Federer 5. Avustralya açığı kazanıp 3 turnuvada en az 5 turnuva, 5 tane kazanma başarısı gösterdi. Muhteşem başladı sezon. Gerçekten hayallerimizin de çok ötesinde başladı. 2016'nın sonlarındaki o ölü toprağını üzerinden atmış gözüküyor. Dileriz bu en heyecansız turnuvamız olur. İlerleyecek, daha iyileri olur, evet dileriz. Ama toprak sezonu epey şeye gebe olacak. Gerçi arada 2-3 tane işte Indian Wells var. Yeni bir Grand Slam sayılır, o da 64 oyuncuyla oynanıyor. Gerçekten önemli bir turnuva ve Djokovic'in orada yavaş bir kort olduğu için zaten doğal olarak favorilerinden biri. Nadal'ın da sevdiği bir korttur. Katar'da yanılmıyorsam şimdi Federer'le Djokovic aynı anda katılacağı Doha turnuvası Doha'da olacak. O da önemli, 500'lük bir turnuva. Gerçekten sezonun artık en sıcak bölümlerine girmiş bundayız. Daha yeni başlıyor ve Wimbledon'a kadar da inanılmaz bir tenis sezonu bizi bekliyor. Dileriz güzel finaller, güzel maçlar, tenise doyduğumuz, her anlamda heyecan duyduğumuz maçlar izleriz. Sevgili izleyenler, böylelikle tenis raporunu noktalıyoruz. Ama tabii ki güzel bir videomuz var. Orada Serena'nın aslında bugünlerini işaret ettiği, hatta sen açıklarsan bence çok daha güzel açıklarsın. Evet ya, Serena'nın geçtiğimiz sezon kazandığı bir Grand Slam'den sonra çekildi, bir içecek firmasının Serena ve Venus'un küçüklüğü sırasında çektikleri görüntülerden yaptıkları bir reklam ve Serena'nın sonundaki sözü inanılmaz gerçekten. İzleyelim, onunla dönelim mi, sonra veda mı? Sonra veda edelim, onu izleyelim. Daha doğrusu onunla beraber programımızı kapatalım. Hoşçakalın diyelim, görüşmek üzere. Hoşçakalın. If you were a tennis player, who would you want to be like? From the public courts of Compton, California, Serena Williams is working to become the next... Making her professional debut. And she does it, her first major championship. Sisters and best friends prepared to go head to head. Another tournament, another victory for Serena. I can't see her coming back from this. Now on the court, Serena Williams.
what a shot. So much intensity, so much passion. Serena Williams makes history. If you were a tennis player, who would you want to be like? Well, I like other people to be like me.